Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size liflerimi hazırladım. Banyo liflerimi. Onları göstereceğim. Adeta pilik yapan böyle bir sert sürtünmek istediğinizde çok güzel bir banyo lifimiz. Ben bunu bulaşık bezi çekmiştim. Bulaşık o bayağı tutuldu. Lifi de sordular. Hatta bugün bu kuşlarımın gövdeyi çektim bir önceki videomda. Kanatlarını çekecektim ama bir arkadaş istemiş, rica etmiş. Ben de lifi öne aldım. Banyo liflerimi. Bulaşık bezim bu. Çok güzel bulaşık yıkaması var. Ben çok seviyorum. Bunu da her seferde kullanmayabilirsiniz ama bazen ara sıra böyle çok güzel oluyor. O yüzden şimdi bunu göstermeye çalışacağım. Ben aslında bunu haroşa yapıp böyle başlayıp biraz artırarak tekrar da sonra birleştirerek kenarını da şöyle üst üste koyup kenarını örüp kenarlara da örüp yapabilirsiniz. Ama ben ipimi ikiye ayırmak yerine bitinceye kadar örerim diye çift lastik arası açık. Bir tarafını düz kesiyorum. Böyle. Kapalı kesiyorum. Bitiş kısmını da açık kesiyorum. Buradan küçük sabun koyması. İçine sabun koyunca daha güzel oluyor. Sabun koyması falan güzel oluyor. Şimdi ben birini başladım. Biraz ördüm. Size nasıl ördüğümü göstereceğim. Ben küçük bir şey öreceğim. Tümünü öremeyeceğim için anlata anlata örmeye çalışacağım. Ben bunu kaç başladım? 15 tin başladım. 40'a çıkardım. Şu kenarlardan çoğalta çoğalta ördüm. Şimdi bunu daha az başlayacağım. 15 yerine 5 başlayacağım. Şöyle başlıyoruz. Bir halka yapıyoruz elimizle. Tığımızı geçiriyoruz. Şöyle. Elime dikkat edin. Şuradan alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Altı olsun. Fark etmez. Bunu siz büyüğünü 15 yapın. Şimdi önce bir haroşa örelim. Zaten haroşa öreceğiz. Arkadaş yapamadım demiş de şöyle bir haroşa örüyoruz. Ben herhangi bir ipten başladım. Şu sakallı ipin göstermesi biraz karışık olunca anlaşılmaz diye. Şimdi kenardan bir daha örüyorum haroşa. Şimdi şuradan alıyorum. Bir artırma yapıyorum. Yapamadım. Allah Allah. Şöyle bir artırdım. Şunu aldım. Şunu ördüm. Bunu aldım. Şöyle göreyim. Bunu ördüm. Şunu da ördüm. Geri döndüm. Hep geri dönüşlerde artırdım ben. Şimdi buradan haroşa ördüm. Şuradan şu bir öncekinden aldım ve artırdım. Bunu örmüştüm. Bunu örmedim. Bunu ördüm. Bunu aldım. Bunu ördüm. Bunu aldım. Daha buralarda o kadar önemli de değil zaten. Hani kenarlar da karışabilir. Karışması da o kadar önemli değil. Zaten hani çok bir şey olmayacak ki beraber örmüş olacağım. Hani içine bir lastik geçirmeyeceğin bir şey olmaz yani. Karışmasında bir sıkıntı olmaz. Biraz sonra daha netleştireceğiz.
Şunu ördüm. Bunu da ördüm. Çünkü hep şu ortaya karıştırmayalım. Şu arkada kalıyor. Onu alıyorum. Hep kendimden taraftakini örüyorum. Haraç örüyorum zaten. Kendimden taraftakini örüyorum. Bunu aldım, bunu ördüm. Birini alıp birini örüyorum. Şimdi kenarı örüyorum. Şuradan herhangi bir yerden şöyle artırıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Bunu ördüm. Bir ikinciye bakıyorum. Bu arkada. Arkadakini örmeyeceğim. Bunu ördüm. İkisini örmüş oldum. Bunu aldım. Bu arkada kalanı örmedim. Öndekini ördüm. Bunu örmedim. Bunu ördüm. Bunu örmedim. Bunu ördüm. Kenarlar çok önemli değil. Karışsa da bir sonrakine bakın. Şuradan nereden bulabilirsen artır. Tutturabilirsem. Bunu ördüm. Bunu örmedim. Şu benden tarafta ördüm. Bunu örmedim. Bunu ördüm. Zaten belli oluyor arkada kalan. Bunu ördüm. Şuradan ördüm. Bunu alıyorum. Bunu örüyorum. Bunu alıyorum, bunu örüyorum. Dediğim gibi sadece haroşadan örüp üst üste koyup kenarını zaten öreceğim ben. Kenarını bu şekilde yapsam da ördüm. Şimdi şuradan artırıyorum. Şöyle bir artırma yaptım. Bir sonrakine bakıyorum hangisi benden tarafta. Bunu öreceğim. Sonrakine bakıyorum. Burayı karıştırmazsan şimdi lastik olsa dediğiniz doğru. Lastik olsa karıştırsam sıkıntı olur ama bunda çok sıkıntı olmaz. Böyle ördüm. Buradan artırdım. Bu arkada kalacak. Bunu örüyorum. Bunu alıyorum. Bunu örüyorum. Bunu alıyorum. Şimdi ayrılmaya başladı. Şuradan artırıyorum. Şimdi şu benden tarafta ya bunu örmeyeceğim. Alacağım, bunu öreceğim. Buradan bir daha artırıyorum. Şimdi şunu örmedim. Şunu öreceğim. Bunu ördüm. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu ördüm. Benden taraftakini öreceğim hep. Ben bunu hiç bu 40'a kadar çıkardım ben arkadaşlar. Şimdi şu artırmayı bunu 15 başladım. Kenarlardan bu şekilde artıra artıra biraz da bundan öreyim. Artık bu 40'a 40 tine çıktı. Başka artırmadım. Bunu aldım. Benden taraftakini örüyorum. Karışmıyor.
Biraz da tığınız daha kalın olsa, 5 numara, 4 numara, 5 numara olsa daha iyi olur. Benimki biraz inceymiş ama biraz da gevşek örmeye çalışıyorum. Çünkü çok sıkı olmasın istiyorum. Çift kat olunca çok kalın olmasın istiyorum. Birini benden taraftakini örüyorum. Arkada kalanı alıyorum. Zaten lastik örmüyorum. Haroşa örüyorum. Bu dursun. Bunu artırmayı bırakacağım. Dedim ya 40'a kadar bu şekilde artırabilirsiniz. Ama ben artırmayı bırakıp düz öreceğim. Şimdi belli oldu arka tarafta hangisi arkada hangisi beride daha yakın alabilirim. Şunu alıyorum, şunu örüyorum. Şunu alıyorum, şunu örüyorum. Ben bunu kamerayı kapatıp biraz örüp geleyim, bir de eksiltelim, öyle göstereyim. Arkadaşlar ben biraz ördüm. Böyle biraz uzattım. Yani şuradan başladım. Biraz artırdım. İki taraftan da. Şimdi tekrar eksiltmeyi göstereceğim. Hani küçük minyatürünü örüyoruz ya size göstermek için. Nasıl kapalı kestiğimi göstereceğim. Şimdi kenardan bir ikisini aldım. İkisini bir ördüm. Kesmiş oldum. Şunu örmedim. Arka tarafta benden taraftakini ördüm. Şunu ördüm. Şunu ördüm. Şunu örmedim. Şunu ördüm. Şunu örmedim. O zaten kendisini belli ediyor. Şimdi bu taraftan da kesiyorum. Aynı bir bir artırdığım gibi bir bir kesiyorum. Şu arkada kalıyor. Şey de belli. Şu haroşe duruyor önde. Bunu örüyorum. Bunu alıyorum. Şimdi buradan yine kesiyorum. Bunu örüyorum. Bunu alıyorum. Bir tane daha keseyim. Bunu örüyorum, bunu alıyorum. Bu büyük olsaydı, şimdi şunun üzerinden göstereyim. Bu büyük olsaydı, bu kadar kalıncaya kadar kesecektim. Bunu ben size kesişini göstermek için, mesela bu ne kadar var? Uzunluğu size kalmış. Kolum ölçüyorum. Dirseğime kadar geliyor. Şurayı şimdi açık nasıl açık kestim onu göstereyim. Bu çift lastik ya. Şimdi şöyle deriden ikisini kestim. Birini aldım. Şuna tutturdum. Benden taraftakileri kesiyorum. Öbürünü alıyorum. Benden tarafta olanı kesiyorum. Bunun daha kolay bir yolu varmıştır ama ben epey oldu bunu öğreneli.
arkadakini alıyorum. Benden taraftakini kesiyorum. Şunu alıyorum. Bakın arası açıldı. Şimdi de ne yapıyorum? Şunu da keseyim. Neyse. Onu orada tutamadık. Biz de şöyle yaparız. Çareler bitmez. Ters çeviriyorum. Ama siz bunu yapamayız diyenler, dediğim gibi sadece haroşa örer, aynı boyutta, aynı ölçüde ikisini üst üste koyar. Bir tarafı açık kaldı. İçi açık. Ben aynı anda öreyim diye böyle bir şey ördüm. Şimdi kenarını öreceğim. Buradan zincir çekiyorum. Bu zinciri istediğim büyüklükte şuradan tutmak için böyle ipiniz biterse kenarını farklı bir renkten örerseniz o da güzel olur. Şuraya geldim. Buraya bir zincir çekeyim. Ben bunu size biraz hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum. Videom çok uzamadan. Bakın bu şekilde. Bunu sağlamlaştırmak istiyorsak bir de şöyle yaparız. İçini doldururuz. Bunu buraya kadar gelirim. Bir de bunun üstünü doldururum. Lifimiz bu arkadaşlar. Küçüğü. Büyüğü de bu. Başlı olanı da bu. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah anlatabilmişimdir. Ama eğer çift lastik öremezseniz şöyle aynı boyutta iki tane örersiniz. Bunun kenarını da dolanırsınız. Kenarları da bu şekilde. Bu şekilde kullanışı çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.